uyanıyorsunuz ve odanızı tanıyamıyorsunuz. Bu kesinlikle sizin odanız ama masanız duvarda ve şifonyeriniz tavanda duruyor. Şifonyer kapalı fakat her nasılsa içinde katlı duran tişörtlerin hepsini görüyorsunuz. Gözlerinizi ovuşturuyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor. Bu bir rüya değil. Dört boyutlu dünyaya hoş geldiniz. Bir dakika. Geri sarın. Dört boyutlu dünyayı anlamak için diğerlerine de bakmamız lazım. Sıfır boyutlu dünya sadece bir noktadır. Onu genişletirseniz bir boyutlu bir dünyanız olur ki bu basit bir çizgidir. Sadece tek bir ölçüsü vardır, o da uzunluğudur. Bu dünyada yaşayan yaratıklar yalnızca tek bir yönde hareket edebilir. Ya sola giderler ya da sağa. Genel anlamda bir boyut, bir cismin hareket edebileceği bir doğrultudur. Şimdi elimizdeki çizgiye dik bir çizgi daha ekliyoruz. Uzunluğu ve genişliği olan düz bir yüzey elde ettik. Tıpkı bir kağıt gibi. İki boyutlu bir dünyada yaşayan düz yaratıklar sola ve sağa, şimdi de öne ve arkaya gidebilirler. Bu düz kağıdı daha aşina olduğumuz dünyaya dönüştürmek için karenin her köşesinden dik çizgiler çekiyoruz. İşte yüksekliği elde ettik. Üçüncü boyut. Bu dünyadaki cisimlerin üç ölçüsü vardır. Uzunluk, genişlik ve yükseklik. Üç yönde hareket edebilirler. Sola ve sağa, ileriye ve geriye, yukarıya ve aşağıya. İşte bizim yaşadığımız dünya bu. Fakat artık dördüncü boyutu elde etmek için bir sonraki dikey çizgiyi nereye koyacağımızı bulmamız gerekiyor. Kolay bir iş değil. Çünkü algımızın sınırlı olmasından dolayı bilimsel teorilerin var olabileceğini söylediği 5. ve 12. boyutlar gibi bu 4. boyutta bize görünmez. İlk 3 boyuta göz atarken hep bir sonraki boyutta olasılıkları artırdığımızı gördük. Cisimler daha karmaşık oldu. 3 boyutlu bir uzayın sakinleri olarak 1 boyutlu ve 2 boyutlu dünyaların nasıl olduğunu kolayca hayal edebiliriz. Çünkü onlar da bizim bir parçamızdır. Ancak o dünyaların sakinlerinin bizimkini anlamaları kolay değildir. Çünkü onu algılayamazlar. Neden mi? Şu düz dünyalılardan biri olduğunuzu ve basit düz bir hayat yaşadığınızı hayal edin. Bir küre, üç boyutlu bir cisim bir şekilde dünyanıza girerse, görebileceğiniz tek şey durup dururken ortaya çıkan bir nokta olur. Sonra büyüyerek gitgide uzayan bir çizgiye dönüşür ve ardından yok olmadan önce küçülerek yine bir nokta olur. Bir düz dünyalı bir daire elde etmek için tüm bu noktaları birleştirebilirdi. Ya da yukarıdan bakabilseydi ki bakamaz çünkü bu durumda işin içine yüksekliğin girmesi gerekir. Gördüğü şey gitgide büyüyen sonra küçülen bir daire olurdu. Her iki şekilde de düz dünyalı dostumuz bir küreye değil düz bir daireye bakıyor olurdu. İşte dört boyutlu bir cismi anlamaya çalışırsak bizim başımıza gelecek olan da bu. Onu üç boyutlu, her nasılsa değişen ve sonra yok olan bir cisim olarak görürüz. Ona bir anlam veremeyiz. Örneğin dört boyutlu bir hiperküre alalım ve kendi dünyamıza koyalım. İşte göreceğiniz şey, sanki sıradan bir küre gibi ortaya çıkıyor, büyüyor, küçülüyor ve yok oluyor. Kürelerin hepsini bir araya toplamaya ve dört boyutlu şekline bir anlam vermeye çalışırken kolay gelsin. Tamam, bunu daha kolay bir şeyle deneyelim. Bir boyutun bir çizgi, sonra iki boyutun bir kare olduğunu ve üç boyutlu bir küp elde etmek için daha çok dik çizgi eklendiğini hatırlayın. Teserak denilen dört boyutlu bir küp yapmak için iki küpü birleştiriyoruz. Üç boyutlu bir küpün her yüzünün birer kare olduğunu biliyoruz. Okuldayken kağıttan yaptığınız küpü hatırlıyor musunuz? Bir teseraktın her yüzü birer küptür. Bu şekil çok kafa karıştırıcı görünüyor. Özellikle de dört boyutlu bir cismin iki boyutlu ekranınıza üç boyutlu bir iz düşümü olduğunu fark edersiniz. Düz dünyalıların yaşadığı gibi daha çok boyutlu bir dünyanın neye benzediğini tam olarak anlayamıyoruz. Bilim insanlarının bile bu konu hakkında tereddüdü ve sınırlı bir algısı var. Onlar çok boyutlu evreni çoğunlukla fiziksel maddelerle değil, karmaşık matematik denklemleriyle tanımlarlar. Ama bir de şöyle düşünün. Teknik olarak her gün dünyamıza 4 boyutlu, hatta 10 boyutlu varlıklar giriyor olabilir ve bizim bundan haberimiz bile olmaz. Birinci, ikinci ve üçüncü boyutlar, uzunluk, sol ve sağ, genişlik, geri ve ileri ve yükseklik yani yukarı ve aşağı ise 4. boyut ne olur? Gerçek dünyadan bir örneğe ne dersiniz? Daha çok ana hatlardan oluşan düz siyah beyaz bir şekil gösteren 2 boyutlu ultrasonlar var. Sonra 3 boyutlu ultrasonlar var. Bu temelde bir albümde görebileceğiniz normal bir fotoğraf gibidir. Nesnelerin şekli, derinliği, gölgeleri olur. Bir de 4 boyutlu ultrason var. Bu hiç durmadan güncellenen bir görüntüdür. Hiç durmadan zamanla güncellenen bir görüntü. 4. boyutla. Kimileri ona trend der ama esasında o uzay zamandır. İçinde
dışında ve daima. Ne demiştik? 4 boyutlu bir dünyada odanızda uyanıyorsunuz. Gezegenimiz bir hiperküre. Her tarafınızdaki her şey sanki bir kürenin içinde yaşıyormuşsunuz gibi. Gardırobunuz hala tavanda ve giyinmeniz lazım. Durun, nereye gidiyorsunuz? Olduğunuz yerde kalın. Biliyorum, hala A'dan B'ye giden en kısa yolun bir doğru olduğunu sanıyorsunuz ama artık 4 boyutlu bir dünyadasınız. Burada en kısa yol içinden geçiyor. O yüzden gardırobunuza bakıp en sevdiğiniz tişörtü ve kot pantolonu bulup almanız yeter. Böyle daha iyi. Hey, ev arkadaşınız kahvaltı hazırlıyor. Hadi yiyecek bir şeyler de alalım. Oraya ışınlansanız da olurdu da biz uzun yoldan gidelim. Hayır, merdivenleri kastetmedim. Duvarlardan ve yerden. 4 boyutlu bir dünyada büyük olasılıkla kapılar ve merdivenler olmazdı. İşte o da arkadaşınız. Telaşlanmayın, bir şey yok. Albert Einstein, 4 boyutlu evrene bir uzay zaman dünyası adını verdi. Burada geçmiş, şu an ve gelecek hepsi bir arada. Dolayısıyla her cisim gibi arkadaşınız da hayatının tamamının her anında var. Neyi merak ettiğinizi biliyorum. Duvarlardan geçebiliyorsanız insanların içinden de geçebilir misiniz? Evet, ama lütfen onun başının içine uzanıp beynini gıdıklamayın. Bu dünyada kabul edilmez bir şeydir. Yapılabiliyor olsa da yapılmamalıdır. Harika bir şey daha var. İnsanların duygularını görebiliyorsunuz. Etrafındaki sarımsı gölgeyi görüyor musunuz? Pek de iyi bir ruh halinde olmadığını gösteriyor. Ama durun, zihninizle yapacaksınız. Burada sözlere ihtiyacınız yok. Sözler çok yavaş kalır. İstediğiniz herkese zihinsel yoldan anında ulaşabilirsiniz. Hatta gezegenin diğer tarafında olsa bile. Hadi şimdi sandviçinizi, dizüstü bilgisayarınızı, üstünde çalıştığınız belgeleri alalım. Hayır, bu çantaya ihtiyacınız yok ki. Unutun onu. Cebiniz var, değil mi? Hepsini oraya koyun. Rahat rahat sığdığını göreceksiniz. Orada sonsuz yer var. Kaldı ki bir anda ışınlanabiliyorken yanınıza bir şeyler almanızın da alemi yok. Cüzdanınızı mı unuttunuz? Bir saniye, artık elinizde. Pekala, zaten biraz geç kaldınız. İş 9'da başlıyor ve patronunuz sizi haşlayacak. Ama endişelenmeyin. Hatırlarsanız her zamanda varsınız. Şu anda, geçmişte ve gelecekte. Saat çoktan 9.12 olsa da siz oraya 9'da gidin. Aslında bir gün izin kullanın. Roma'ya ışınlanın. Gezilecek yerleri tüm zamanlarda ve tarihte olduğu gibi görün. İtalyanca öğrenin. Sonra nereye? Sonra hangi zamana? Seçim size kalmış. İstediğiniz zaman geri gidip dakik çalışkan biri gibi işinizin başında olabilirsiniz. Gerçi 4 boyutlu dünyada yaşam muhtemelen çılgın hayal gücümün ortaya koyduğundan tümüyle farklı bir şey olurdu. O yüzden bırakayım da bu hikayeyi siz bitirin. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.